Dinleyen programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden İzmir Bornova'dan devam ediyoruz. Yanımızda Ateş Plastik firma sahibi Cemal Bey bulunuyor. Merhaba Cemal Bey. Merhaba Gülay Hanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk. Öncelikle ben sizi tanıyabilir miyiz? Şimdi ben plastik ham madde üzerinde, ateş plastik üzerinde bir sene içerisinde açmış olduğum bir işte böyle satış yerim var. Çok güzel. Burada genelde üretim yapan, yani plastik camiasında üretim yapan, hatta bize gelen ürünlerin de geri dönüşüm olarak. Biz de geri dönüşüm fabrikalarından alıyoruz. Burada üreticilere satış yeri olarak, burada opsiyonlu, burada satışlarımızı buradan yapıyoruz. Peki daha çok çözüm ortaklarınız kimlerdir? Bu ham madde kime veriyorsunuz? Genelde ejeksiyon makineleri dediğimiz plastik ham madde üreticilerine veriyoruz. Bizim aldığımız yerde birinci ham madde, yani orijinal olarak değil, ikinci el olarak bizde geçiyor. Bunlar biz geri dönüşüm dediğimiz fabrikalardan, yani piyasadaki fabrikalardan geri çıkan tüm malzemeler alıp orada kırarak, orada granül şeklinde onlar çekiyorlar. Biz de aldığımız yerde onlar da alıp burada biz belli bir müşteri kapasitemiz var. Onlara sunuyoruz burada. Evet. Onlar da burada aldıkları ürünleri tabii ki herkes kendi yapacağı üründe hangilerini kullanacaklar o değerden alıp o şekilde kullanıyorlar. Evet, tabii ki bu işi, bu sektörü çok kişi vardır. Doğru. Ben siz tercihsizdensiniz. Farkınız nedir efendim? Yani yıllarınızı vermişsiniz bu işe, bu mesleğe. Ya bizim farkımız tabii çok da şeye gerek yok ama ben genelde daha çok ağırlıklı olarak iyi malzeme, yani ikinci orijinalin bir altında. Evet. Onun için de bir güne kadar da satmış olduğum bir müşteri kapasitemde bu yoğunlukta mümkün olduğu kadar piyasada çok değişik malzemeler var. Burada dediğimiz, çünkü burada piyasası olunca. Evet. Ama ben genellikle orijinalin bir altı olarak çok verdiğim için onun için de benim belli bir potansiyel olan müşterilerim belli. Onlara şey, ama piyasada değişik anlamda olanlar var ama benimki orijinalin bir altında. Ondan dolayı biraz daha kaliteli olarak söyleyebilirim. Peki müşteri potansiyeliniz daha çok İzmir'de mi yoksa dışarıda? Ya bizde değişmiyor. Mi? Genelde İzmir. Ha, biz burada ağırlıklı olduk ama Türkiye genelinde istenilen yerler var da biz oralara çok açılmıyorum. Ben genelde İzmir ve Manisa. İzmir ile Manisa arasındaki müşteri potansiyeliyle daha çok yoğunlaşıyoruz. Yani. Evet. Evet. Peki son olarak izleyenimize neler söylemek istersiniz Cemal Bey? Ateş Plastik adına. Şimdi izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Ham madde almak isteyenler Ateş Plastik'e buyursun gelsinler. Evet. Arzu ettikleri ürünleri burada bulabilirler. Evet. Onlara keyifle burada sunmak bize bir görev olarak, biz de buna soyunduk, bu şekilde devam edebiliriz. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. İnşallah hayırlısı olur diyelim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bugün size İzmir Bornova'da bulunan Ateş Plastik'ten seslendik.